Sayın Müslüm Doğan. Süreniz 10 dakika, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Kalkınma Bakanlığı'nın 2018 yılı merkezi bütçesi için partim Halk Demokratik Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, kalkınma ekonomik açıdan büyümenin yanı sıra aynı zamanda refah seviyesi ve yaşam kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Eğitim kalitesi, sağlık hizmetlerine ulaşım, iş imkanları, gelir seviyesi, donatı alanları yani çevresel etmenler doğrudan kalkınmayla ilgilidir. Bu yüzden bir ülkenin gelişmişlik göstergesini yalnızca ekonomik büyümeyle ve verilerle açıklamak yeterli değildir. Birleşmiş Milletler bu anlamda ülkelerin gelişmişlik düzeyini ölçmek üzere bir araç geliştirmiştir. Nedir bu araç değerli milletvekilleri? İnsani Gelişme Endeksi. İnsani Gelişme Endeksi her biri alt endeks olmak üzere 3 bileşenden oluşmaktadır. Sağlık, eğitim ve gelir. Birleşmiş Milletler ülkelerin gelişmişlik düzeyini ölçmek için 1990 yılından bu yana İnsani Gelişme Raporu yayınlamaktadır. Son yayınlanan raporda 188 ülke yer almıştır bu listede. Türkiye yıllar içinde eğitim, sağlık ve gelir düzeyinde bir iyileşme göstermiştir. Ancak dünya sıralamasına baktığımızda yeri 1995 yılından farklı değildir. 188 ülke arasında 71. sıradayız. Ne yazık ki 20 yılda ancak yerimizi koruyabilmiş ve ancak bunu başarabilmişiz. Diğer alanlarda da durum iç açıcı değil. Hukuk üstünlüğü endeksinde 113 ülke içerisinde 100. sıradayız. Basın özgürlüğünde 180 ülke içerisinde 155. sıradayız. Dünya Barış Endeksinde 163 ülke içerisinde 146. sıradayız. Hukukun üstünlüğü olmadan, basın özgürlüğü olmadan, barış olmadan kalkınma olur mu değerli milletvekilleri? Kalkınma Bakanlığı'nın temel görevi ülkemizin doğal ve beşeri iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını tespit ederek takip edilecek iktisadi, sosyal ve kültürel politika ve hedeflerin belirlenmesidir. Peki Kalkınma Bakanlığı bu hedeflerin neresindedir? Ülkenin en büyük gelir kalemini vergiler oluşturmaktadır. Orta ve uzun vadeli programların hiçbirisini maalesef tutturamıyoruz. Bu plansızlık dönüp dolaşıp halka ödettirilmektedir. Etkin işleyen bir iş gücü piyasası yıllardır oluşturulamamaktadır. Yüksek katma değerli ürün üretemez durumdayız. Yüksek teknoloji ürün ihracatımız son 15 yılda %6 seviyesinden %3 seviyelerine gerilemiş, katma değeri yüksek ürün üretemez duruma gelmişiz. Yani 15 yıldır iktidarda olan bir AK Parti olarak ve kendi hedeflediğiniz programları bile tutturamadığınızın bilincinde misiniz veya bu bilgiler size ulaşıyor mu? Değerli milletvekilleri, beşeri sermaye ülkemizden kaçıyor. Bu ülkenin gençleri, hayalleri olan insanları, fikri olan insanları birer birer ülkeyi terk etmektedirler. Üniversitelerin içi boşaltılıyor, bilim üretemez hale getirilmektedir. Bu şekilde kalkınma olur mu? Beşeri sermaye olmadan, fikir olmadan, hayal kurmadan beşeri sermaye gelişir mi? Kalkınma olur mu? Kalkınma neyle oluyor? Elbette ki üretimle oluyor. Üretimi kim yapar? İşçiler, emekçiler yapıyor. İşçilerimizin durumu işler acısı. Güvencesiz çalışma koşullarında, sömürü düzeni içerisinde her gün onlarca işçi maalesef yaşamını kaybetmektedir. Geçtiğimiz Kasım ayında en az 170, yılın ilk 11 ayında ise en az 1851 işçi yaşamını maalesef kaybetmiştir. Bu şekilde kalkınma olmaz. İşçisinin güvenliğini sağlayamayan, açlık sınırlarında ücret veren bir ülke maalesef kalkınamaz. AK Parti iktidara geldiğinde nüfusun %1'i servetin %38'ine sahipken şu anda bu oran %60'ına sahip arkadaşlar. Sermaye sahipleri, müteahhitler, patronlar kalkınmış olabilir ama işçi, memur, öğretmen, öğrenci, ev kadını, esnaf ne yazık ki kalkınamazlar. Kalkınmadan bahsederken bölgesel eşitsizlikler hakkında da birkaç şey söylemek istiyorum değerli milletvekilleri. AK Parti iktidara geldiğinde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ne durumdaysa şimdi aynı durumda. Hatta bazı bölgelerimiz daha da kötüleşmiş durumdadır. Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyeli harekete geçirmek, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kalkınma ajansları kuruldu. Bunlara ciddi de kaynaklar ayrılmaktadır. Ama ajansların bir strateji planı yok. Bakın bunu ben demiyorum. Sayıştay denetim raporunda söyleniyor bu hususlar.
26 adet kalkınma ajansının 13'ünün stratejik planı yok. Planlama yapmadan, strateji oluşturmadan nasıl kalkınma olacak? Bu ajanslarda çalışan insanlar yeteneksizler mi? Neden strateji planları oluşturulmuyor? Bakanlık olarak bu ajanslar ne sıklıkta denetleniyor? Kalkınma ajanslarının görevini yapması gerekmiyor mu değerli milletvekilleri? TÜİK 2004-2014 yılları arasında dar bölgesel milli gelir vergisi istatistiklerini açıkladı biliyorsunuz. İstanbul ve Marmara bölgesinin milli gelirdeki payı yükselmeye devam ediyor. Buna karşın İzmir başta olmak üzere Ege bölgesinin milli gelire katkısı düşmektedir. Yine Ankara'nın milli gelire katkısı düşmektedir. Yine tarım ve turizm bölgesi olan Antalya ve çevresinin milli gelire katkısı azalmaktadır. Karadeniz şeridini oluşturan 18 ilin milli gelire katkısı yine gerilemiştir. Doğu ve Güneydoğu'daki 21 ilin milli gelire katkısı 2004'te %6,9 iken 2014'te ancak %7,1'e yükselmiştir. Şimdi bu veriler ışığında kalkınmanın yeterli seviyede olduğunu söyleyebilir miyiz? İstanbul ve Marmara bölgesi dışında kalkınmadan bahsedebilir miyiz? Değerli milletvekilleri, eğitim, sağlık, gelir seviyesi, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü kalkınmayla aslında doğrudan ilişkilidir. Kalkınmayla ilişkili bir diğer şey de kültürel ve doğal zenginliklerdir. 15 yıllık AK Parti iktidarı kalkınma adı altında bu ülkenin doğal kaynaklarını ve kültür zenginliklerini yok etmektedir. Hasankeyf bunun en önemli örneklerinden birisidir. Bildiğiniz gibi Almanya, Avusturya ve İsviçre sosyal, kültürel ve çevresel etkileri nedeniyle proje desteklerini geri çektiler bu konuda. Bizler ise ömrü 100 yıl bile olmayan bir baraj için maalesef 12 bin yıllık bir kültürel mirası yok etme kararı aldık. Kültür olmadan, tarih olmadan kalkınma olamaz değerli milletvekilleri. Yeşil Yol projesi de aynı. Turizm ve kalkınma için doğayı tahrip etmeyen, ekolojik sisteme zarar vermeyen projeler üretmek zorundayız. Bakın Karadeniz Sahil Projesi'nin olumsuz etkilerini kısa zamanda yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. SET görevi gören yol nedenleriyle dereler, çaylar, nehirler, denizler maalesef denizlerle buluşamıyor. Yaşanan her sel felaketi can alıyor. Ekosistem zarar görüyor. Binlerce canlı hayatını kaybediyor. Siz su ayırma ve su birleştirme çizgilerini doğada yok ederseniz bu tür felaketlerle karşı karşıya olacağını bilmek zorundasınız. Doğa ve ekolojik duyarlılık olmadan kalkınma olur mu? Elbette ki olmaz. Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu'na yönelik birkaç şey de söylemek istiyorum değerli milletvekilleri. Sizlerin de bildiği gibi istatistik veriler geçmişi anlamanın, bugünü yönetmenin ve geleceği planlamanın en önemli sayısal anahtarlarıdır. Geleceğin sağlıklı bir biçimde planlanabilmesi, etkin politikaların oluşturabilmesi için Türkiye İstatistik Kurumu çok önemli bir yerde durmaktadır. Ancak ne yazık ki diğer alanlarda olduğu gibi bu güzide kurumumuzda da siyasal iktidarın baskısından dolayı doğru çalıştırılamamaktadır. Adeta hükümete yönelik eleştirilerde bir tampon vazifesi görmektedir bu kurum. Bakın iktisat uzmanı Korkut Boratav Hoca aynen şunları söylüyor, size aktarayım. TÜİK'in yeni milli gelir hesapları arızalıdır. Güvenilmez ögeler içermektedir. Olduğu gibi kullanması sakıncalıdır. Daha sonra iktisatçıların yapabileceği revizyon ve düzeltmeler de herkesin kullanabileceği ortak bir veri tabanı oluşturamaz. TÜİK ısrar ettikçe Türkiye ekonomisi üzerinde sağlık, güvenilir çalışmaları kösteklemiş olacaktır diyor hocam. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli iktisatçılarından biri maalesef bunları söylüyor. Sırf hükümet biraz daha rahat hareket etsin diye rakamlarla oynamak bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden birisidir. Türkiye'nin neye ihtiyacı var değerli milletvekilleri? Hangi alanlarda eksiğiz? Neyi doğru, neyi yanlış yapıyoruz? Hangi alanlara yatırım yapılmalı? Hangi yatırımlar daha öncelikli sorunlu alanlar? Bunları teker teker aslında incelememiz gerekiyor. Bunlara dair güvenilir veriler olmadı mı, kalkınma da olmaz. Ekonomik büyüme olmaz, yatırım da olmaz. Bu anlamda TÜİK'in çalışmalarını bilimsel veriler ışığında yapmasının önemini hatırlatarak sözlerimi tamamlıyor ve hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Doğan.